Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi ardışık sayılar. Bir önceki videoda ardışık sayılarda özellikleriyle ilgili sorular çözmüştük. Şimdi ise ardışık sayıların toplamlarını bulma. Kolay konu, zevkli konu ve AYT için de önemli bir konu. Niye? Çünkü temelini burada alacaksın ki diziler konusunda kullanacaksın bunu. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Şimdi hemen bakalım. Konu anlatımındaki en son sendeyiz şimdi sorumuz vardı bizim. 5-2, 6-2, 7-4 nokta nokta gidiyor. 200-197 işlemin sonucu nedir? Sevgili arkadaşlar, bu tarz sorulara geçmeden önce biz şöyle bir ufak bir hatırlatma yapalım isterseniz. Şöyle çizeyim. Hatırlatmamız ne olsun? İşte arsiyelerde toplam nasıl bulunuyor? Şimdi bakın, burası önemli. Konu anlatım videolarında anlattık ama biz yine bir öğrenelim. Şimdi toplam. Şimdi ardışık sayının özelliği şu arkadaşlar. Aralarında belli bir kural vardır. Yani belli bir kurala göre gider. İşte ardışıklarda birer birer, ardışık çiftlerde ikişer ikişer. İşte ardışık 3'ün katı 3'er 3'er. Yani biz bunu dizilerde belli bir kurala göre hareket eden sayılara biz dizi diyoruz. İşte bu dizilerde sabit hep 2-2, hep 1-1 olduğu zaman ardışık çift, ardışık tek ve ardışık sayı diyoruz. Şimdi şöyle bir hem örnek vererek formülü anlatayım. Çünkü ezber yapmayın arkadaşlar. Mesela ardışık sayı 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 sayının toplamını bulacağım. Şimdi tek tek toplayacağım, bu uzun. Formülü nasıl bulacağız? Öncelikle arkadaşlar terim sayısı dediğimiz burada kaç tane sayı var onu hesaplıyoruz. Onu bulmayı da öğreneceğiz. O zaman şuraya yazıyorum. Terim sayısı çarpı. Evet. Şimdi artı sayıların özelliği dedik ya. Aslında hep belli bir kurala göre aralarında farklar bir bir artıyor. Ben eğer bunu adaletli dağıtsaydım 5 kişiye. Bunu şöyle düşünün. 5 kardeşsiniz. İşte aileniz size küçükten başlıyor. 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira, 6 lira para veriyor. Ya olmadı böyle ya. Keşke hepimize eşit para verdi deseydiniz. Ne kadar para verirdi? Hemen bir bakalım. Önce bir toplayalım. 6, 5 daha 11, 15, 18, 20. 20'yi 5'e böldüğüm zaman eğer aileniz size her birinize 4 lira para verseydi adaletli dağıtacaktı. Evet. Bu da 20 diyor, bu da 20 diyor. Şimdi dikkat eder misiniz? 4 kimde var? Ortancada. Bu işten kârı olmayan sadece ortanca kardeştir. Çünkü önce de 4 lira aldı, şimdi de 4 lira aldı. O yüzden biz diyoruz ki bunların her zaman ardışık sayılarda sonu toplam veriliyor ya size. Bunları eşitmiş gibi düşünün, adaletli dağıtımı bulun. Hocam nereden bulacağım bu kolay 5 sayı? Ya 100 sayı verir, 500 versin. Peki nereden bulacağım? Şimdi ilk sayıyla son sayıya bir bakar mısınız gençler? Neydir? 2 ve 6. Ben ilk sayıyla son sayıyı her zaman toplayıp 2'ye bölersem bana ortadaki sayıyı verir. Ve ortadaki sayı hep adaletli dağıtılan sayıdır. O zaman şöyle bir cümle kullansam doğru olur mu? İlk artı son bölü 2 bana ortadaki. Ortadaki de herkese dağıtılması gereken parayı veriyor. Evet. Kaç kişisiniz? Kaç kardeşsiniz? Terim sayısı kadar. O zaman ben ortadaki sayımın 4, toplam 5 tane sayı olduğunu biliyorsam 5 kere 4, 20 toplamı bulmuş oluyorum. Yani terim sayısı çarpı ilk artı son. Bunu şöyle ilk artı son bölü 2 hep şöyle öğrenin. Adaletli dağıtın. Tamam. Şimdi geldik şuna. Mesela 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bakın orta bir tane de yazalım 15. Ortadaki sayı kaç arkadaşlar? 9. Hemen bakalım gerçekten 9'u veriyor mu? 15 ile 3'ü topla. 18. 2'ye böl. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 9, 63. Şu sayıları toplayın. Toplamı 63 yapar. Peki hocam ya ortadaki olmazsa? Bizim hayali ortancamız vardı bir önceki videoda. O zaman ortadaki olmasa bile hayali ortanca bize yine her sayıyı verir. Örnek olarak hemen bakalım. 1, 3, 5, 7. Tamam. Ortancası yok. 1 ile 4'ü topla. 7'yi topla. 8. 2'ye böl 4. Bunun ortancası olsaydı 4 olacaktı. Ve herkese 4 lira para verse eşit dağıtırdı. Toplayalım bakalım. O da 4 tane sayı olduğu için 4 kere 4, 16.
7, 5'ten 12, 15, 16 bakın toplam 16 çıktı. O zaman benim formülüm nedir diye sorduğumda şudur arkadaşlar. Formülümüz bu. Neyin formülü? Toplamın formülü. Peki hocam terim sayısını nasıl bulacağız? Bu da önemli arkadaşlar. Terim sayısı. Terim sayısı. Zaten bunlarda sadece kural var. Terim sayısını ve toplamayı bil. Toplamayı dediğim gibi arkadaşlar. AYT'de diziler konusunda o öğrendiğiniz formüller var ya. Kullanmayan bunu kullan aynı formül çıkıyor. Peki terim sayısını nasıl bulacağız? Terim sayısı da her zaman şu şekilde bulunuyor. Son eksi ilk. Hani burada ilk artı son diyoruz ya. Terim sayısını bulurken son sayıdan ilk sayıyı çıkartıyorum. Artış miktarına bölüyoruz. Artış. İşte sayı ikişer ikişer mi artıyor? Üçer üçer mi artıyor? Birer birer mi artıyor? Artış miktarı. Ve artı 1. Her zaman 1 ekliyorsunuz. Bu 1 sabittir arkadaşlar. Hep 1 ekleniyor. Mesela bakalım. 2'den 6'ya kadar kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 sayı var. Böyle bulma. Kuralı kullan. Son sayı 6. İlk sayı 2. 6 eksi 2, 4. Kaçar kaçar artıyor? Kaçar kaçar? 6 eksi 2, 4. İkişer ikişer artıyor. Artı 1. 6'dan 2 çıktı. 4 bölü 2'den 2. 6 eksi 2, 4. Yok birer birer artıyor hocam. Ne ikişer ikişer? Bakın 2'den 3, 1. 3'ten 4, 1. Bu niye 2, 2 dedim ki? Çift olarak düşündüm. Birer birer artıyor. 6 eksi 2, 4. 1 fazlası 5. 5 sayı olduğunu veriyor. O yüzden sevgili arkadaşlar bakın. Benim bilmem gereken 2 tane önemli kural var. 1. Terim sayısını bul. 2. Toplamı bul. Şimdi gelelim soruya. Bak anlattım soruya geldim. Şimdi diyor ki bana 5 eksi 2, 6 eksi 3, 7 eksi 4. Arkadaşlar bakın 2, 3, 4 düzenli gidiyor. Kaça kadar? İkinciler 197'ye kadar. Ve şuna dikkat edin. 5'ten 2 çıktı. 3. 6'dan 3 çıktı. 3. 7'den 4 çıktı. 3. Her biri 3. Kaç tane var? 2, 3, 4, 197'ye kadar gittiğine göre. 2, 3, 4, 197'ye kadar gittiğine göre. Ben bunun terim sayısını bulsam. O kadar 3 oluşmaz mı elimde? Evet. O zaman nedir? Ha, şunu da söyleyeyim. Bu sende şimdi videonun altındaki soru olduğu için ilk soru olarak birazcık size ağır gelebilir. Ama burada konuyu da anlattık arkadaşlar. Terim sayısı nedir? Son sayı 197 eksi ilk sayı 2 bölü artış miktarı birer birer artıyor. 195. Bir fazlası terim sayısı 196 tane sayı var diyorum. Peki 196 tane sayım varsa 196 her sayımın toplamı 3 değil mi? Bakın 5 eksi 2 3, 6 eksi 3, 7 eksi 4. Genelde bunları çift çift ayırın. 3 ve ben bunları çarptığımda 3 kere 6 18, 3 kere 9 27, 28, 3 kere 1 3 588 çıkar. Doğru cevabımız Denizli. Geldim bir sonraki soruya. Daha kolay. Evet daha kolay. Şimdi diyor ki 20, 21, 22 nokta nokta 49'a kadar. Bu nokta noktanın anlamı aralarda sayılar var. Ne geliyor? 22'den sonra 23, 24, 25, 26. Neyi bulacağım ben? İlk terim sayısını bulacağım. Bir saniye burada kaç tane sayı var? Hemen başlıyor öğrenci. Hocam diyor 20, 21 sayma ya. Kuralı kullan. Sadece ezberlemen gereken kural belki de budur. Başka bir yoktur. O zaman diyorum ki son sayıdan 49 eksi ilk sayı çıkartıyorum. Birer birer artıyor. Artı bir fazlası. 49 eksi 20, 29. Bir ekledik, 30. Terim sayım 30. Peki toplamı bulalım. Nasıl buluyorduk toplam? 30 tane sayım var. Eğer bu 30 sayım adaletli dağıtılsaydı, nasıl dağıtılırdı? Sonla ilkin yarısı kadar dağıtıldı. Yani son sayım, ilk sayım 20, son sayım 49 bölü 2 şeklinde adaletli dağıtıldı. O zaman 30 çarpı 20, 49 69 bölü 2. 69 bölünmez ama 30 bölünür. 30'u 2'ye sadeleştiriyorum. Burası 15 çıktı. O zaman bu da 15 çarpı 69. Hemen üşenmeyelim çarpalım arkadaşlar. Zaten ben baktığımda cevabın bu olduğunu hemen söyleyebilirim. Niye? 9 kere 5 45. Sonu 5 olan başka sayı yok ama biz yine acele etmeyelim. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 6 30. 34. 1 tane 9, 1 tane 6, 6. Topladığımız zaman 5, 3, 0, 1. 1035 oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Geldik. Dizisinin toplamı nedir? Ardışık sayıların toplamı nedir? Dedik yani dizi olarak da kullanılıyor bunlar. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle neyi bulacağım arkadaşlar? Terim sayısını bulacağım. Kaç tane sayım var? Son sayım. Bakın bu sondur. Son. Bu ilktir. İlk.
Bunlar da aralarındaki farklar arkadaşlar. Farklar kaç kaç artıyor? Çift olduğu için 2 2 artıyor. O zaman son sayım 18. Eksi ilk sayım 2. Bölü artış miktarı kaç artıyor? 2. Ve her zaman şu arkadaş burada duruyor. 1. Standarttır bu. 18'den 2 çıktı. 16 bölü 2'den 8 artı 1 fazlası. Burada 9 tane sayı varmış. O zaman toplamını istiyor benden. Toplam. Hemen diyorum ki bu 9 sayı eğer adaletli dağıtılsaydı 18'de 2'nin tam ortasındaki sayı kadar dağıtılırdı. Yani 9, 18 artı 2, 20. Bölü 2'den 10. O zaman adaletli dağıtım dediğimiz 90 olurdu. A seçeneği diyoruz. The another question, hemen bakıyorum. X 1, 3, 5, nokta 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 19. Y de 2, 4, 6, 20. X artı y'nin toplamı dedim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Yani birçok öğrenci önce bunu buluyor, sonra bunu buluyor, sonra ikisini topluyor. Yapabilirsin, yanlış değil. Ama arkadaşlar bakın, 1 burada var, 2 burada var, 3 burada var, 4 burada var. O zaman ben x artı y'yi topladığımda 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 19 artı 20 tek kalemde toplayabilirim. Şimdi terim sayısını bulalım. TS, aslında bulmasak da olur ama ben bulayım yine, bulduktan sonra söyleyeyim. Son sayım 20, eksi ilk sayım 1, bölü 1, 1 artıyor, artı 1. Ne oldu? 19 artı 1, 20 oldu. Zaten sevgili arkadaşlar, birden başlayıp giden sayılara biz sayma sayısı demiyor muyuz? Sayma sayısı da sayının adetini verir. O zaman birden 20'ye kadar 20 tane sayı var. Hemen toplamını bulalım. Toplam. Eğer bu 20 sayım, bakın formülü yazarken hep bunu sorayım. 20 sayım adaletli dağıtılsaydı son artı ilkin yarısı kadar dağıtılırdı. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 20 çarpı 21 bölü 2. Bu da nedir? Tak tak gitti. 10. 10 tane 21. 210. Ha şunu da söyleyeyim. Bazen birçok arkadaşımız formül ezberliyor. Şimdi şöyle bir formülümüz var. 1, 2, 3. Kaça kadar gitsin? N'e kadar. Bunu formül diye ezberliyor. Hadi hatırlayın, söyleyin. Hocam çok basit. N çarpı n artı 1 bölü 2. Bunun formülü bu arkadaşlar. Bütün kitaplarda vardır. Ya sen boşver formülü, ezberleme. Bana bunun terim sayısını bul. Demin söylediğimi hatırla. Birden başlayıp giden sayılar sayma sayısıdır. Sayının adetini ver. O zaman birden n'e kadar gidiyorsa terim sayım n. Toplamını bul bana. Toplam nasıl bulunuyor? Nedir? N tane ortancası adaletli dağıtılsaydı. Son 10, ilk 1, n artı 1 bölü 2. Gördünüz mü şimdi formülün nereden geldiğini? Yakaladık değil mi? İşte böyle olmanızı istiyorum. Geldim 5. soruya. Hemen bakıyorum. 1, 3, 5, eksi 7. Oo, karmaşık karışık gibi görülüyor. Ama ben bir şeyi yakalamam lazım. Bakın bir artılar bir eksiler var. Artılara bir bakın. 5, 1, 5, 9. Eksilere bir bakın. 3, 7, 11. Yakalayacağım. O zaman arkadaşlar bakın. 1, 5, sonra 9, sonra devam ediyor. Kaça kadar geliyor? Birinciden 1997'ye kadar geliyor. Şimdi bu tarz sorularda hep ikileri düşüneceksiniz. Bakın hop 2 sayı. Hop 2 sayı. Farkı kaç? 1 eksi 3, eksi 2. 5 eksi 7, eksi 2. 9 eksi 11, eksi 2. O zaman burada da eksi 2 gelecek. Ben peki 1, 5, 1, 5, 9 diye devam eden sayıdan kaç tane olduğunu bulursam o kadar eksi 2 var demektir. Yani terim sayısını bulacağım bunun. Terim sayısı. Son sayım 1997 eksi ilk sayım 1. Arkadaşlar terim sayısı TS, Trabzonspor olarak aklınızda tutun. Fark olması lazım. Yani son sayıda ilk sayının toplamı değil. Farkını alacaksınız arkadaşlar. Fark olacak bu. Hani Trabzonsporlar fark attı diye düşünebilirsiniz. Hemen geliyorum. 1997-1 bölü. Artış miktarı kaç? 4'er 4'er artıyor. Artı birimiz hep sabitti. 1997'den 1 çıktı. 1996 bölü 4 artı 1. Ha, acele etmeyelim. Bulalım bunu. 19'u 4'e böldüm. 4 defa var. 16. 16, 3 kaldı. 39'da 4, 9 defa var. Ne kaldı? 36, 3. Bu da 9 defa var. Artı 1. Ne yapar arkadaşlar? 500 tane sayı vardır diyoruz. 500 tane sayı var. Evet, 500 tane sayı var. Peki arkadaşlar, 500 tane sayı varsa her bir fark 2 olduğuna göre eksi 1000. Görebildik mi? Bir daha bir bakalım. Şunu bir daha bir düzgün böleyim. 1996 bölü 4.
4 defa var 16, 39'da 9 defa var 36, 36'da da 9 defa var. Evet, hata yapmadık. 0. Bir fazlası 500. Her 500 tane, 500 tane ikili ikili var. O zaman arkadaşlar 500 çarpı eksi 2, bu da ne yaptı? Eksi 1000 yaptı. Doğru cevabımız A seçeneği. Ve geldik sevgili arkadaşlar son sorumuz. Altın soru. A sayısı 1, 3, 1, 2, 3, nokta, nokta, x'e kadar. B sayısı da 7, 8, 9, x'e kadar. Şimdi A artı B 99 olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi A artı B iki bilim yani bir denklem. A ve B. Bana bir tane daha lazım. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bakın x, x, x eksi 1, x eksi 1. Yani sonuçta 7'den sonra burada geliyor aslında A sayısı. A sayısı 1, 2, 3, 4, 5 görmeniz için yazıyorum. Yoksa hayatta yazmam bunları. 7, 8, 9, nokta nokta artı x. B sayım nedir ona da bakalım. B sayım. Başlayalım. Nereden başlıyor? 7'den. Bakın buradan aldım. 7, 8, 9, nokta nokta x. Ben şimdi arkadaşlar A sayısından B sayısını çıkartırsam bakın bunlar birbirini götürür. Ne kalır geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalır. Bunu ister tek tek topla ama ben isterim ki tek tek toplama. Çünkü niye? Bunun toplamı nedir diye sorduğunda A eksi B. Terim sayım belli. 1'den başladığı için 6 tane sayım var. Son sayının ilk sayının toplamı 7 bölü 2'den. 6 çarpı 7 bölü 2, 42 bölü 2'den 21. O zaman arkadaşlar A eksi B'nin 21 olduğunu, A artı B'nin de 99 olduğunu biliyorum. Bu iki arkadaşı taraf tarafa toplarsam bakın bir şey dikkatinizi çeksin. B'ler gider. O zaman 2A 99, 1 daha 100, 20 daha 120. Her tarafı 2'ye böldüğümüz takdirde A sayımda ne olur? 60 olur. Cevabımız da Bursa olur. Evet sevgili arkadaşlar lütfen unutmayın. Toplamaları ezberlemeyin formülü. İşte n çarpı n artı 1 bölü 2, n çarpı n artı 1 bir sürü. Ya terim sayısı çarpı adaletli dağıt bunu diyeceksin. O da nedir? Baştakiyle sondakinin yarısı bana hep ortancayı verir. Orta olarak dağıt. Herkese ortadaki sayıya ne veriyorsan herkese o sayı ver diyoruz. Evet gençler bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.